Herkese merhabalar, ben Nail Furkan. Öncelikle kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir video. Şöyle ufaktan bahçede size göstermek istedim. Şimdi ben taşları falan getirdim. Onu falan hepsini anlatacağım size. Şöyle bahçedeyim. Bahçede bir açılış yapalım dedim. Şöyle bahçeyi sizlere göstereyim. Bu arada aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada çınar ağacımızın durumu gayet iyi. Allah izin verirse şu kuş cennetini yaptıktan sonra onun yanına güzel bir yer ayarlayacağım. Bir tane daha çınar ağacı alacağım. Çınar ağacı hızlı uzayan bir ağaç arkadaşlar. Bunu herkes biliyordur. Şimdi şöyle dut ağacımızı falan da göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir dut var. Ben bunu daha önce de söyledim. Havayı köklendirme olayından yaptım. Ve çok güzel bir şekilde dudunu verdiğinden bu yeri veren dut. Sonra söğüdümüzün durumu iyi. Sarmaşıklar yavaş yavaş ölüyor. Burada akasya vardı, onun üstü kurudu. Üstünü kestim. Alttan tabii ki yeşerdi. Akasyanın altı yeşil bir şekilde duruyor. Akasya değil aslında. Ailantus diyeyim artık. Akasya'ya alışınca akasya diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan şöyle devam edelim. Bu tarafa geçelim. Bakın taş falan getirdim. Daha da getireceğim. 3'e eni 3 olacak arkadaşlar. Uzunluğu da zaten 7 metre dedik. Kuş cennetinin zaten yerler ayarlı. Şu taştan, şu taş. Şu ileride bir daha taş var. Bir de burası. Bir pirket boyunda temel. İçini toprakla dolduracağım. Ondan sonra geri kalanını çıkacağız arkadaşlar. Böyle duvar şeklinde. Güney tarafa. Yani bu taraf. Güney tarafa bakan tarafı ne olacak arkadaşlar? Telli olacak. Çünkü kışın falan en azından güneş falan bu taraftan vuruyor ya. Güneş bu taraftan vuruyor. Bu taraftan vurunca direkt kuş cennetinin içine vursun arkadaşlar. Ki daha iyi olur. Ben öyle düşündüm. Şuradan da böyle giriş olacak. Bence güzel olacak. İşte hemen başlayamadık. Tabii ki bunu yavaş yavaş böyle yapmaya çalışacağız. İnşallah daha da şu taşlardan getireceğim. Sonra temeli öreceğiz. İçini falan dolduracağız. Ondan sonra duvarını falan çıkacağız. Bayağı bir işimiz var. Aslında aklımda komple taştan yapmak var da. O kadar taşı nasıl getireceğiz? Taşlar getirmesi de ayrı bir sıkıntılı. Bir de büyük taşı getiriyorum ki. Büyük taş daha fazla yer kaplar. Yani. Arkadaşlar sizlere göstereceğim, bu kadardı. Bahçede başka bir değişiklik yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi son kez bir daha göstereyim bahçemizi. Yani bu sezonda pek bir şey yapamadık açıkçası. Sadece bir kulübe yaptık, kemer yaptık, dışarıya bir yükseltilmiş yer yaptık da orası toprakla dolacak, dolduramadık. Hepsi duruyor. Yapacağız, yapacağız. Ama ne zaman yapacağız? Zamanı gelince yapacağız. Şimdi şu ağaç küçük. Bu ağaç küçük olduğu için ben bunu toprakla dolduracağım. Bayağı bir toprağın altında kalacak gibi de. Buna yer olmazsa buradan kaldıracağız. Toprağı doldurduktan sonra geri aynı yerine ekeceğiz. Dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Neyse. Size göstereceklerim bu kadardı. Şimdi ben Cihat'ın oraya bir geçiş yapayım. Orada da kuzu kırkılırken videoya başlarız geriden. Yeniden videoya başlarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Cihat da kuzuları kırmaya başlamış. Kolay gelsin Cihat'cığım. Arkadaşlar Cihat bu işte bayağı bir usta. ...11-12 yaşından beri kırpıyor. Kırpmıyorsun, kırpıyorsun ya. Kaç tane kırptın? Bu ikinci mi? Bir de burada var. Sana ne diyeceğim? Bunun yünlerini birazını bana ver de şey yapayım. Kameranın oturaklarının altına. Olmaz mı?
Yıkaman lazım. He? Yıkaman lazım. Yıkarım. Bunların hepsi mi kırkılacak? Bayağı da varmış ha. Yunus yardım etsene Yunus. İşte o düğümü attıktan sonra hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Erkeklere mi kırıkıyor? Bakın arkadaşlar. Durur. Ya iyi tertemiz alıyor ha. Vallahi. Kafayı tutayım mı? Kaçıyor. He? Kaçıyor. Arkadaşlar işte makas işi bitti artık. Makine var. Makine de çok basit bir şekilde kırıkıyor. Çok rahat bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Önceden olsa her yerini kesiyorlardı vallahi var ya koyunun, kuzunun. Makas illaki kaçıyordu. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani yine olur mu olur tabii ki ama değil mi? Ama o kadar değil. Yunus da anca vallahi var ya kendisine var. Müslümanlık yapıp da kolaysa. İşte demiyor ki döküm mü diye. Ha gel bir de bana dur. Seninle oynarım. He? Ne? Döküyorum zaten. Ya Yunus 2 saat bardak alamadın ya. Dök hadi. Yunus'tan şey beklersek. Kapak nerede? Ne yapıyorsun oğlum? Ey! Seni ne yapıyor? Hayır lan! Kimi yapıyor? Senin hangisiydi? Daha orada. Daha şu. Hıyara bak. Arkadaşlar var ya bu gördüğünüz arkadaşlar ya. 10 numara adam. Hıyar dedim ha bakmayın. 10 numarada. Bazı cihat kırıkıyor. Şimdi arkadaşlar ben kuzu tutacağım. Bir tane etli seçmem lazım. Cihat bu kuzu niye böyle yatıyor? He? Delilenmiş mi? Ha. Bir tanesini tutmam gerekiyor. Bakıyorum lan hangisini tutsam diye. Çocuk o kadar uzun için de kutu etmiyor ya. Yunus! Gir adam buraya. Ya oğlum sen ayağını tutsun lan sen seni vurur lan. Bak ayağına çölme lan. Erken niye yakaladım ben ya?
Hah, yat ya, yat. Uy, uy, uy. Amma sinek var ha. Şimdi sıra sana gelecek. Rahatla, rahatla, rahatla. Rahatla lan. Hah, rahatla. Aferin. Vallahi tutmuyor. Yunus. Evet. Bak tutmuyor ama. Yok oğlum. Bak hayvana yat, uzan, rahatla dedim. O da rahatladı şu anda. Bunun da kırkımı bitmek üzere arkadaşlar. Az kaldı. Toplam kaç tane kırpacaksın diğer? Kaç tane kırpacaksın? Kaç tane var işte? 95 mi? 95. Bayağı da varmış ha. He? Yok. Dur. Makinede mi ayarsızlık var? Anlamadım ki. Arkadaşlar yünler böyle toplanıyor. 10 cm çuvala basılıyor. Yumurta 25 işte ya. Biraz inşallah bunu bağlayacak. Gece 24 şey. Bu bozsuymuş ha. Ben de onu seviyorum. Şimdi kırkıma başlayacak. İlk önce alttan mı başlıyor? Ha, o bacaktan başlıyor. Arkadaşlar şimdi benim koyunum kuzum olmadığı için ben bilmiyorum. Bak bu güzel kırkılıyor ha. Yağ gibi akıyor. Kırkmaya devam arkadaşlar. Yumuşacık, yumuşacık. Şunlar biraz sert ama bu daha çok yumuşak. Arkadaşlar cihaz kırpmaya devam ediyor. Benim de biraz işlem falan var. Onları halledeyim. Şöyle cihazda kuzu kırarken göstermek istedim sizlere. Bu şekilde. Arkadaşlar biraz işim vardı, onu hallettim. Ufak tefek. Şimdi ben size burayı göstereceğim. Burada da Yunus'un köpek yatıyormuş da. Şimdi bizim burası yıkılacak. Görmüş olduğunuz gibi zaten hep çökmüş. Yani burayı da en kısa zamanda yıkacağız. Burayı da size göstereyim dedim. Burası eski bir oda. Yani dedemin, dedesinin yapmış olduğu bir oda. Burada eskiden böyle gelip geçenler olsun, ondan sonra onlar hep kalırlarmış. Yani burası da hatta bir de muhtar odasıymış. Dedemin dedesi muhtarmış. Bir dönemde o muhtar yapmış. Muhtarlık yapmış arkadaşlar. Şimdiki hal bu halde. Yani yıkılıyor. Burası taş yapı. Zaten belli oluyordur. Şimdi bir de Yunus'un köpek burada kalıyor. Onun mekanı burası. Ama maalesef burası yıkılacak. Göçmek üzere. Sakat. Yani. Şuradan da göstereyim hatta sizlere. Üstü çatısı yani. Düz çatı. Bir de şey. Arkadaşlar. Toprak. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ben Cihat'ın orada biraz durdum. Bellek pek işte yokmuş aslında ama biraz yardım ettik tabii ki. Bahçeyi falan biraz gösterdim sizlere. İşte bu yıkık olan yeri falan işte yıkacağız ya, oralar falan gösterdim. Yani işimiz var ama şimdilik yapmıyoruz. Aslında havlu temizlenecek, orası yıkılacak. Şimdi pancar sulanıyor. Bayağı bir aslında işimiz var. Ondan sonra arpa izdirilecek. İşte biraz duruyoruz. İnşallah hepsi olacak. Hepsini halledeceğiz. Yani. Arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz.
Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.